Ekran başındaki değerli izleyicilerim, yanımda eczacı Reyhan Ali Usta hanımefendi var. Çok önemli sorular hazırladım kendisine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok siz? Zarif, çok hoş çok görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Çok sağ olun. Reyhan Hanım, son zamanlarda bağırsak terapisi çok sık dile getiriliyor. Nedir bu bağırsak terapisi? Şimdi bağırsak terapisine hemen geçmeden önce şöyle söyleyeceğim. Bağırsağımız bizim çok önemli bir organımız ama aslında şimdiye kadar biraz unutulmuş. Yani biz ne zaman kabız olduğumuzda bağırsağımız aklımıza geldi. Dışkılama problemi olduğunda aslında sadece sindirimle alakalı değil. Bizim son zamanlarda çok trendde olan bağırsağımız bizim aynı zamanda bağışıklık sistemi organımız. Eğer biz bağırsağımızı tedavi edersek, yani bağırsak terapisi yaparsak birçok hastalığın önüne geçeriz. Ben şöyle hemen iki dakikada bağırsakla ilgili kısaca bir şey anlatacağım. Tamam. Şimdi Reyhan bağırsağımızın içerisinde bakteriler var. Şimdiye kadar da biz hep bakterilerden korktuk. Yani bakteri deyince, mikrop deyince, ama bizim bir de dost bakterilerimiz var. Hı. Ve onlar bizim bağırsağımızın içerisinde. Bizim bağırsağımızın içerisinde kötü bakteri de var, iyi bakteri de var. Orada ama bir denge olması lazım. Bazen o minicik kötü bakteriler az olduğunda bize faydası var ama fazlalaştığı zaman vücut için zararlı olmaya başlıyor. Onun için vücuttaki denge çok önemli. Biz buna şöyle yapalım. Bağırsak terapisi. Çünkü bağırsağımız sağlıklı olduğunda, yazım da kötü biraz. Şimdi bağırsağımızda %100 bakteri dersek bunun mikrobiyota diyoruz. %5'i kötü bakteriler dediğimiz mantarlar olabilir, küfler olabilir, vücuda bunun sayısı arttığında başka rahatsızlıklar olabilir ama %95 dediğimizde iyi bakterilerimiz olacak. Biz bu iyi bakterilere ne diyoruz? Probiyotik diyoruz. Bunlar da kötü bakteriler. Bu denge aşağı yukarı böyle korunduğu sürece biz sağlıklı oluruz. Ama bu denge bozulmaya başladığında, mesela kötü bakteriler %5'ten %30'a çıktığında bu 70'e düşecek. O zaman denge bozulmaya başlıyor. Aynen hani eskiden böyle savaşlarda vesaire de olur ya, kötü bakteri arttığı zaman iyi bakterilere diyor ki hadi sen oradan kalk çünkü oraya kötüler yerleşecek ve o zaman iyi bakteriler işini yapamayacak. Mikrobiyotada, yani bağırsak terapisinde bu dengeyi mutlaka sağlamamız lazım. Peki Reyhan Hanım, bağırsak floramız nasıl bozulur? Bağırsak floramızı ilk bozanlardan birincisi antibiyotiktir. Antibiyotik aslında insan sağlığı için çok önemlidir. Can kurtarandır. Yani tıbbın yapmış olduğu en büyük buluşlardan biridir. Ama mesela grip için antibiyotik kullanılmaz. Eskiden işte çok reçetesiz kullanıyordu. Herkes hafif boğazında bir yanma da olsa antibiyotik kullanıyor. Şimdi antibiyo demek zaten biyo canlı, canlı karşıdır. Yani canlıyı öldürüyor. Hı. Tamam, ama biz hafif bir şey için, vücudun kendi kendine yenebileceği bir hastalık için antibiyotik kullanırsak o zaman ne oluyor? Şimdi bir bağırsağımız şöyle boğum boğum diyelim, kalın bağırsak. Tamam. Bunun içerisinde iyi bakterilerimiz var. Bunlar orada bekçidir. Ne oluyor? Bir tane, bırakın bir kutu, bir tane antibiyotik tane aldığımızda buradaki bir boğumdaki biz probiyoti, yani bizim için faydalı olan bakterileri öldürmüş oluyoruz. Hı. O zaman ne oluyor? Buraya kötüler yerleşiyor. Bir de bizim yaratılışımızda, yani bizim bağırsağımızda toplu iğnenin milyonda biri kadar minik minik delikler var. Yani mikroskopla bile görülmez. Şimdi bu minik minik deliklerden vitamin, gıdalarla biz besleniyoruz. Vitaminler ve mineraller alıyoruz. Bunlar vücut içerisine bağırsaktan emilerek gidiyor. Tamam. Ama biz çok antibiyotik kullandığımızda buradaki delikler de açılmaya başlıyor. Ve ne oluyor? Buradaki büyük delikler olduğunda süzgeç bağırsak gibi. O zaman da vitamin mineral zaten gidiyor. Ne oluyor? Flora bozulması böyle mi oluyor? Aynen böyle. Bu gıda parçaları, toksik maddeler vücut içerisine kaçak yapmaya başlıyor. Ve birçok hastalığın aslında kökeni buradan. Peki probiyotik nedir? Prebiyotik nedir? Aynen. Yani probiyotik başka, prebiyotik başka bir şey. Evet. Nedir aralarındaki fark? Şimdi probiyotikler bizim için faydalı olan bakterilerimiz. Sayılamayacak kadar çok görevleri var. Ama bir de bunları ne yapmamız lazım? Beslememiz lazım. İşte bunların gıdalarına da prebiyotik diyoruz. Prebiyotikler de bu bizim probiyotiklerimiz. Yani bizim için faydalı olan bakterilerimizin gıdası, yemeği prebiyotik. Prebiyotikler özel olması lazım. Neden? Çünkü bağırsağa kadar gelmesi lazım ki oradaki bakterileri besleyecek. Nasıl gelecek? O zaman mide bunu sindiremeyecek. Yani mide asitinden sindirilmeden bağırsağa kadar geçecek, işini orada görecek.
Peki Reyhan Hoca, bağırsak florası bozulunca hangi hastalıklar ortaya çıkıyor? Şimdi bağırsak florası bozulduğunda ben o kadar çok hastalık Seda Hanım sayabilirim ki. Mesela romatizmanız mı var? Bağırsak floranı düzelt. İşte fibromiyalji, kas romatizması, sedef, egzema, vitiligo, birçok hastalıklar, hatta anksiyete, kaygı bozukluğu, Allah Allah. Onlar, hatta multiple skleroz dediğimiz MS hastalığı, hani halk arasında öyle bilinen vitiligo, ala hastalığı, birçok cilt hastalığı, özellikle cilt hastalıkları hep bu bağırsak florasındaki bozukluk, yani bu toksik maddelerin içeri kaçmasından oluyor. Şimdi buradaki flora bozulup toksik madde içeri kaçtığında mesela cilt altında birikebiliyor. Vücudumuzda hep toksik madde oluyor. Bu toksik maddeler içeri kaçtığında eğer ki bir organda veya bir dokuda minimum 10 yıl, maksimum 40 yıl kaldığında kişi kanserde olabilir. Yani birçok hastalığın mekanizması buradan. Hatta psikolojik birçok rahatsızlıklarda da çünkü buradan serotonin hormonunu da bakteriler, iyi bakteriler salgılıyor. Bir bağırsak. Aynen Allah öyle. Allah. O kadar kıymetli ki, ama eskiden Hipokrat, İbn Sina hocalarımız, büyük üstadlar zaten söylemişler. Hastalıklarda kök bağırsaktır. Şimdi bağırsak düzelmediği sürece üstten hangi tedaviyi uygularsanız ya da hangi bitkiler, hangi ilaçlar alırsanız alın, bağırsak düzelmediği sürece kişinin sağlıklı olması mümkün değil. Çünkü yine bozan organ burası. Anladım. Peki Reyhan Hoca, siz akasya ağacından faydalanıyorsunuz. Evet. Nedir bu ağacın Şimdi faydası? Akasya ağacını şöyle, şimdi mesela akasya ağacının gövdesini kaldırdığımızda aslında ağaç kendi gövdesini korumak için, kendi kendini korumak için bir reçine salgılıyor. Biz bunu akasya gamı diyoruz. Yani akasya ağacının reçinesi. Bu reçine bütün dünyadaki literatürlerde ve dünyadaki bilim adamları da çok önceden de araştırmışlar. Akasya ağacının gövdesine çıkan bu reçine bizim bu bakterilerimizin en sevdiği gıda. Midede sindirilmeden bağırsağa geliyor ve bunları besliyor. Yani bir prebiyotiktir. Ben hep akasya gamı üzerinde çalışıyorum. Çünkü prebiyotik olarak şu anda dünyada bir numara. Aslında şu ana kadar dünyada çok onun hak ettiği önemi, hak ettiği değeri vermemiş. Ama ben hep akasya gamı üzerinde çalışıyorum. Ve bu bağırsaklarımızın sayısını akasya gamı ile biz arttırıyoruz. Ve akasya gamı ile arttırırken aynı zamanda bir detoks da yapıyoruz. Yani herkesin detoksa ihtiyacı var. Çünkü çok kötü besleniyoruz biz. Ne kadar zamanda bir o detoks yapılmalı? Bence detoks şöyle. Aslında mesela yiyecek detoksu çünkü yapılıyor. Çünkü yanlış uygulanan detokslar tabii, da var. Onu diyeceğim ben. Bağırsak detoksundan bahsediyorsunuz. En güzeli bağırsak. Değil mi? Şimdi Seda Hanım, bağırsak detoksu olduğunda karaciğer detoksu da olur. Çünkü ya, karaciğer niye bozulur? Buradaki toksik madde kaçağından ya da bağırsak yeterli detoksifikasyonu yapamadığında karaciğer hemen devreye giriyor. O detoks yapmaya çalışıyor. Şimdi biz karaciğer detoksu bilinçsizce diyelim ki aç kalarak yapıyorlar. O da iyi bir şey değil. Ya da çok müsil gibi ilaçlar alıp bağırsağı boşaltıyorlar. O iyi bir şey değil. O zaman ne oluyor? Faydalıyı da götürürüz. Halbuki faydalı bizim bağırsağımızı resmen bekçileri. Bu bizim bağırsağımızı koruyor. İçerideki toksik madde düşünün. Mesela bağırsağımızın içerisinde dışkı var değil mi? Evet. Dışkı oraya geldiğinde zaten %50'si zararlı bakteri. Bu dışkıdaki parçacıklar vücut içerisinde eğer iyi bir flora olmazsa kaçabilir. Onun için bağırsak sağlığımız çok önemli ve biz daha çok prebiyotiklerle bu sıralanmayı istiyoruz. Hani müsil alıp da ya da bağırsağı kontrolsüz bir detoks yapıp da her şeyin boşaltılması değil. Şunu yapacağız. İyiyi tutacağız, kötüyü atacağız. Dolayısıyla bağırsak detoksu yapıldığında karaciğer detoksu da yapılır. Kontrollü. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Peki bağışıklık sistemi artık çok çok önemli. Evet. Bunu artık biliyoruz ve çok sık duyuyoruz. Bağışıklık sistemi organı gerçekten bağırsaklarımız mı? Evet, çünkü bağışıklık sistemi bütün vücudumuzdaki bağışıklık sistemi hücrelerinin minimum. Bu daha 90'a kadar bazı yayınlarda çıkıyor. %80'i bağırsağımızda. Çünkü biz diyelim ki vitamin ve mineraller alıyoruz, besleniyoruz. Şimdi bu vitamin ve mineraller ne oluyor? Mideden geliyor işte ince bağırsağa, sonra geliyor kalın bağırsağa, buradan atılıyor. Şimdi ince bağırsakta bu vitamin ve minerallerin emilip bizi, hücrelerimizi beslemesi lazım. Yani vücudumuz, hani karın tokluğu değil de aslında bedenin beslenmesi lazım. Dolayısıyla bu vitamin ve minerallerin emilimi bile bağırsaktan yapılıyor. Mesela bazı insanlarda çok fazla yiyorlar ya da vitaminler alıyorlar ama hep bir vitamin eksikliği oluyor. Aslında o zaman hele bağırsağa bu dönem herkes bakılacak. Vitamin alıyor korunma amaçlı. Evet, şu anda bizim elimizdeki tek silahımız güçlü bir bağışıklık sistemi. Yani biz sağlıklı olursak ne olur? Hastalığın adı çok önemli değil.
hangi hastalık olursa olsun bununla savaşacak bizim yaşam gücümüz ve bağışıklık sistemimiz. O zaman bağırsağımıza çok iyi bakmamız lazım. Çünkü %80'ini buradan götürüyoruz biz. Bağışıklık sistemi bazen de çok çok çalışıyor. Bu da iyi mi, değil mi? Çok iyiydi. Şimdi denge çok önemlidir vücutta. Yani biz bağışıklık sistemimizin ne çok çalışmasını ne de düşük olmasını istiyoruz. Şimdi çok çalıştığında da bağışıklık sistemi hücrelerimiz kendi kendine vücut. Hani kendi kendini yiyor derler ya. Vücut kendi kendine zarar verebiliyor. Biz o hastalıklara otoimmün hastalıklar diyoruz. Yani vücudun kendi kendine zarar verdiği hastalıklar. Bunlar nelerdir? İşte romatizma, kronik hastalıklar, işte sedef, egzama, vitiligo, lupus liken gibi birçok hastalık sayabiliriz. Bağışıklık sistemi düştüğü zaman biz ne olur? Halsizliğimiz olabilir, kronik yorgunluğumuz olabilir, çok çabuk grip olabiliriz, ağzımızda tabii aflar çıkabilir vesaire, ileri derecede hani kanser gibi hastalıklar olabilir. Allah bir de bağışıklık sisteminin yükseldiği durumlar var. Bunlar da çok tehlikelidir. Aslında en güzeli regüle dediğimiz, yani bir ayarda, bir dengede çalışması gerekiyor. Peki bu insanın elinde bir şey mi? Bence insanın, onu regüle tutmak. İnsanın elinde bir şey aslında, hep dengeli beslenmemiz lazım. İşte paketli gıdalardan, özellikle çok işlenmiş gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Çok fazla ilaç, yani gereksiz yere ilaç kullanımı, antibiyotikler, ağrı kesiciler gibi onları çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Bir de stresi kontrol altına almamız lazım, ama hepimizin stresi var. Biz stres derken yani o stres hemen bizi maalesef hasta etmez. Aslında stres bizi genç tutar. Çünkü biz stres hormonu salgılandığında daha hareketli, daha kontrollü oluyoruz. Yaşama daha bağlı oluyoruz. Büyük stresler var. O stresler olduğunda flora değişebiliyor. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Sağlıklı bir insanın günde kaç kez dışkılaması gerekiyor? Yani kabızlık nedir? Sağlıklı bir insanın günde en az bir veya iki kez dışkılaması gerekiyor. Hmm. Şimdi aslında bunu sadece bizim ülkemizde değil, ben yurt dışında da çalıştım. Orada da çok bilmiyorlar. Ben diyor işte kabız değilim, işte iki güne bir dışkılarım. Böyle değil, hayır. Biz o zaman iki güne bir, yani bir gün durup bir gün dışkılıyorsan, o zaman diyorum ki ben, sen bir gün komple oruç tutuyorsun, bir gün yemek yiyorsun. Biz bir gün boyunca iki öğün, üç öğün, bazen de ara öğünler atıştırıyoruz. Dışkının oradan çıkması lazım işini bitirdikten sonra. Çünkü dışkı bütün gıdalar emildikten sonra bağırsağımıza geliyor. %50'si zararlı bakteri. Şimdi o bağırsakta durunca ne oluyor? O bakteriler, o kötü bakteriler çoğalıyor. Biz de üstten tekrar besleniyoruz. Dolayısıyla bu döngünün devam etmesi lazım. Ve dışkı buraya geldiğinde o zararlı bakteriler üremeye başlıyor. %50'si kabızlık oluyor. Daha susuz bir ortam oluyor. Bir de dışkının daha parçalı değil de bütün bir halde dışkılamak gerekiyor. Ve her gün bir, iki kez mutlaka dışkılamak gerek. Ama mesela insanlarda haftada bir dışkılayan da var. 2-3 güne bir dışkılayan da var. Bunlar çok tehlikeli. Birçok hastalığın zeminini hazırlamış oluyorlar. Peki kilo vermede ya da obezitede bağırsağın rolü ne? Şimdi bağırsağım son aslında bu literatürlerle de kanıtlanmış. Bir tane bakteri var. Bakterinin ismi Firmicut denilen bir bakteri var. Şimdi bu bakteri herkesin bağırsağında var. İşte sizin de, herkesin, benim de bağırsağımda var. Ama bu belli oranda olduğunda vücudumuz için faydalı. Görevi çok güzel. Ama bu Firmicut bakterisi arttığında o zaman obeziteyi yapıyor. Çok fazla iştah arttırıyor. Çok fazla yağ depolanmasını sağlıyor. Onun için bu Firmicut bakterisinin bağırsakta minimum olması lazım. Eğer ki bu arttığında mide operasyonu bile olsa, yani mide bypassları bile olsa, eğer bağırsak florası o arada düzelmediyse tekrar insanlar, hani belki siz de dikkat etmişsiniz, yavaş yavaş o kiloya tekrar geliyorlar, koruyamayabiliyorlar. Doğru. Onun için bağırsaktaki bu bakterinin mutlaka minimize olması lazım. Bu bakteri çok fazla olduğunda görevini şaşırıyor, bize kilo aldırmaya başlıyor. Önce bağırsak halledilmeli aslında operasyonlarda, evet, bile. Evet. Cilt hastalıklarıyla bağırsağın alakası var mı Reyhan Hoca? Aslında cilt hastalıklarıyla, özellikle bu kronik hastalıklarla bağırsağın direkt alakası var. Şimdi cilt hastalıkları mesela diyelim işte sedef, egzama, vitiligo. Yani cildimizde bir hastalık gördüğünde aslında Seda Hanım, bu bize bir haberci. Vücudumuz bize bir haber veriyor. Ne oluyor? İçeriden bir şeylerin bozulduğunu gösteriyor. Hmm. Örneğin sedef diyelim. Sedef çıkarıyor hasta. Nedir sedefe? İşte dünyada tedavisi yok denir. Aslında herkesin içerisinde bir yaşam gücü vardır. Nasıl biz, bir yerimiz kesiliyor,
hiçbir şey yapmayalım, ikimizin de kesilsin. Bu kan hemen durduruyor vücut. Çünkü vücut o kadar akıllı işliyor ki. Yani. Sonrasında ne oluyor? Bakıyoruz yavaş yavaş kapanıyor. Birkaç gün sonra eğer çok derindeyse iz de kalmıyor. Aslında evet. Biz hiçbir şey yapmadan vücudumuz bizi düzeltiyor. Şimdi biz sedef gibi bir lezyon ya da egzama gibi bir hastalıkta biz onu dinlemeyip kortizonlu ilaçlarla hadi sen uyu diye kapattığımızda bunu o zaman ne oluyor? Vücut başka bir yerden çıkartıyor. Evet. Dolayısıyla birçok cilt hastalıkları direkt bağırsaktaki bu kaçaktan. Şimdi buradaki toksik madde kaçıyor cilt altına geliyor. Evet. Vücut da bu cilt altındaki bu kaçak maddelere, toksik maddelere düşman diye kendimiz saldırıyoruz. Onun için kısır döngüye giriyor. Yani birçok cilt hastalıkları da bağırsağı düzelttiğinde hastalığın düzeldiğini görür. Çok teşekkür ediyorum Eczacı Reyhan Ali Usta Hanım. Ben efendi. Çok teşekkür Harikaydınız. Ederim. Harikaydınız. Teşekkürler. Çok sağ olun.